Selamlar herkese. Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra bir video ile karşınızdayız. Bu videoda burada neler yaptığımız 6 ay süre içerisinde, neleri başardık, neleri başaramadık gibi şeyleri konuşmak istedik sizlerle. Zorlukları ne oldu? İyi, kötü yönlerini paylaşmak istedik sizinle. Yani bu 6 aylık süreci bir değerlendirelim istedik birlikte. Önce sen başla istersen. Niçin... Hep sorulan sorular oluyor işte, bayanlar biraz göçe olumsuz bakıyor. Eşimi razı edemedim. Nasıl yani 6 ay soru cevap gibi oldu biraz ama yani senin için bu 6 ayın olumlu yönleri, olumsuz yönleri, nelere alıştın, nelere alışamadın? Yani ilk önce sen bir anlat. Yani hani benim için bayan olarak olumsuz yönü pek olmadı. Yani benim için adaptasyon süreci kolay oldu, zor olmadı. Çünkü zaten hani bu hayatı biz seçtik. Hani zorla getirilmedik. Kendi seçimimiz olduğu için sıkıntı olmadı. Ben yani hani benim böcek fobim vardı. Hani karıncadan bile korkuyordum. Burada hani onu biraz yendim. Hani artık daha bir değişik gözle bakabiliyorum onlara. Bağırmıyorsun en azından şimdi. Örümcek. Yani örümcek var tatlım burada. Aynen. Hani evin içinde olduğunda artık o kadar sıkıntı olmuyor benim için. Bir işte ne diyebilirim? Hani aile hasreti biraz bana olumsuz yönde etkilemiş olabilir. O da şöyle, bayanlar hani biraz daha duygusal olduğu için onlarla her zaman işte şöyle biz yani Çerkezköy'deyken hani sürekli iç içeydik. Çünkü hani çok yakın oturuyorduk birbirimize. Akşam yemeklerimizi onlarda falan yiyorduk, annemlerde yiyorduk. Hani şimdi böyle birden kopup araya bu kadar mesafeyi sokunca ben biraz tabii özlüyorum onları. Ama neyse ki teknoloji var, görüntülü konuşuyoruz falan. Hani o şekilde hallediyoruz. Sadece işte özel günlerinde, hastalık falan olduğunda hani hemen yanlarında olamıyorum. Mesafeden ya da maddiyattan dolayı. Yani benim için toparlayacak olursam alışma sürecim kolay oldu. Çok zor olmadı. AVM'ye gitmiyorsun, çanta alamıyorsun, ayakkabı alamıyorsun. Geldiğimizden beri kıyafet almadın kendine evet, mesela. Yani hani zaten o şeymiş. İnsan hani böyle buraya gelince daha iyi anlıyor. Hani oradaki işte mesela işte yaşadığın stresi ya da işte hani bir duygusal boşluğu, hani alışverişle işte ne bileyim o iş yerinde bir şeye kızıyorsun belki, hani gelip senden almıyorum hacımı, alışverişle alıyorum direkt falan. Direkt oraya itiyor falan insanı. Aynen hani. Ya da kazancının birikime değil de. Aynen hani sürekli insan. Tüketim çılgınlığına gidiyor. Evet hani almak istiyor bir şeyler. Hani buraya geldiğimden beri hala küçücük bir çanta kullanıyorum falan. Hani başka da bir çanta ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hatta 3-5 çanta getirmiştim. Onları bile aynen, hani gerek evet hiç gereksizmiş onları bile getirmem. Yani dediğim gibi benim için kolay oldu alışma süreci. Peki senin nasıl oldu alışma sürecin? Ya aslında şöyle bir şey. Sanki bu köyde doğmuşum ya da buralarda doğmuşum ama işte babamdan bir şey kalmamış. Tarlalar falan böyle evet. Meyve bahçeleri. Aynen buradaki yerliler genelde yani her yerin yerlisinde olduğu gibi buradaki yerlerin de arsası tarlası mevcut. En azından kendine ait bir evleri ya da bahçeleri var diyelim yani o kadar büyük çaplı bir şey olmasın evet. Ama. Yani zorluk olmadı diyebilirim. Şöyle bir şey de var. Ekstradan mesela buraya gelen arkadaşlar bize sürekli diyor ya burası gece ıssız oluyor, sessiz oluyor. Çok karanlık. İşte çok karanlık oluyor. Nasıl korkmuyorsunuz? Vesaire vesaire gibi şeyler. Aksine daha da huzur yani. Aynen, benim biz, için. Evet. Burası yazın biliyorsun gece burada oturup yıldızları seyretmemiz karanlıkta zaten paha biçilmez yani. Evet. Hani şehirde o yani ışıklardan, apartman ışıklarından, arabaların ışıklarından, sokak ışıklarından hani ya da işte yüksek yüksek binalardan hani gökyüzünü görmek zaten mümkün değil. Bir de gökyüzünde yıldızları görmek daha da zor. Burada direkt hani çarşaf gibi üstümüzdeler aynen, yani. Çok güzeller. Şey için yaratılmışız ya da yaratılmışım sanki diyeyim böyle sessizlik için. Hani orada bayağı bir gürültü vardı. Biliyorsun çalıştığım yerde de sürekli otobüsler, egzoz dumanı vesaire vesaire. Evet. Benim için pek bir ilk aşamada yani bu şekilde bir sıkıntı olmadı. Toprakla ilgileniyorsun az da olsa. Aynen. Mesela toprağa attığım bir fide ya da tohum fideye dönüyor. Fideden meyve falan veriyor. Bunu burada yapmak, yani şu anda küçük çaplı yapsam bile
bizim için bizim mutluluk için yani. Bizim için mutluluk veriyor, evet. Bana huzur veriyor. Yani bunları öğrenmek. Yani hani 6 ay içinde stres diye bir şey kalmadı. Yani oradaki büyük stres, biliyorsun, her gün eve taşıyorsun gerekirse işteki stresini. Taşımasan bile kendi içinde sıkıntılar yaşıyorsun. Yani. Almo'yu sahiplendik mesela, düşün. O bize burada bayağı bir, bu 6 ay içinde alışmamıza yardımcı oldu. Onun ilgimiz, o çocuğumuz gibi bizim, evet, şu anda. Evet, hani aslında evet, buraya gelmemiz, geldikten sonraki bizim için en güzel şey Almo oldu diyebilirim. Ya bence %50 ya da %60 böyle bir yüzdeyi koyarsan bir payı var alışmamız için. Yani evet, alışmakta payı var ama ayrıca hani buraya geldikten sonra yaptığımız en güzel şey diye düşünüyorum. Aa, tabii, ben tabii, Almo'yu aynen. Hiç pişman değiliz ve yani. Ailemize, evet, katmak onu. Ne oldu? Buraya geldik. Geldiğimiz gibi tavuk aldık mesela. Hazır kümesi vardı. Onlarla ilgilenmek olsun böyle. Yani ne bileyim, benim için eksi yönleri pek olmadı. Ha, eksi yönleri ne oldu diyebiliriz böyle. Zaten biz orada insanlardan kaçtık. Nerede çok insan, orada çok sıkıntı gibi. Burada da pek uzak dururuz insanlardan. Yani insanlar değişmiyor diyelim. Memleket değiştirsen de insanlar değişmiyor. Ya bakış açıları genelde. Hatta bakış açıları değişmiyor genelde. Aynen, uyan oluyor, aynen, uymayan oluyor. O açıdan da pek bir sıkıntı yok. Yani bana artı, 3 artı diyebiliriz yani buraya geldik. Evet, olumsuz yönü pek, tabii, olumsuz olmadı. Yönü pek yok. Yani olumsuz yönü ne olabilir ki? Mesela çok yağmur da yağıyor burada ama onun bile olumsuz bir yönü yok yani. Aynen, bizim için. O da gerekli. Aynen. Bir gün olsa da, öyle birkaç gün geçirsek de olumsuz bir yönü olmuyor benim için yani. Evet, doğa için o da gerekli. Aa, evet. Güneş nasıl çok oluyorsa yağmurda. Ya buradaki olsun. Şu anki kuş seslerini bile yani böyle sabah kalktığın zaman ağaçları görüyorsun ya. Ne bileyim, ağacı görüyorsun. Doğası temiz. Suyu içilebilen bir su, çeşmeden. Aynen. Güzellikleri çok yani, anlatmakla bitiremeyiz. Öyle. Peki hani bize en çok sorulardan bir tanesi neyle geçiniyorsunuz ya da neyle geçineceksiniz de. Yani ben mi anlatayım, sen mi anlatmak istersin ya da ben mi başlayayım, sen... Fark etmez. Ben başlayayım o tamam, zaman. Sen başla o zaman. Yani, yani buraya geldiğimizde benim işsizlik maaşım vardı. Hani bir ay sonra bitecek. Onunla geçimimizi sağladık. O yönden yani bir asgari ücret tutarıydı ve burada bizim için yetti. Ama, ama şöyle bir şey oldu, 6 ay kiramızı peşin yatırmıştık. Aynen, Kasım'a kadar. Evet, hani oradan gelmeden önce hani 6 aylık kiramızı peşin yatırdığımız için hani bu asgari ücret tutardan biz kira parası vermedik. O yüzden hani geçimimiz biraz daha rahat oldu. Artı tabii yanında işler de yapmaya çalıştık. Bunu işte hani portakal satışımız oldu, bal satışımız oluyor. Hani ikisinde daha satışı devam ediyor da. Ve hani bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu aydan sonra başka bir gelirimiz kalmayacak. Bu geliri yani yine doğal yollardan, işte mesela tavuklarımızı çoğaltmak istiyoruz. Şu anda ona yoğunlaşıyoruz. Çoğaltıp yumurta satışı olarak düşünüyoruz. Mesela yaz geliyor, fide satışımız olacak. Onların hazırlıklarına başlıyoruz. Yapacağız şu anda. Artı buraya geldikten sonra arabamızın modelini küçülttük. Düşürdük diyeyim, küçülttük ya da düşürdük diyebiliriz. Aynen, o da hem işte yapacağımız işler için bir sermaye oldu, birikmiş parası. Yani geçimimizi bu şekilde sağlayacağız. Ama şöyle bir şey var, bu 6 ay içinde aldığımız işsizlik maaşından da arttırdık. Yani bu mecburen önümüzdeki süreç için. Aynen. Aslında şöyle diyebiliriz. Bu 6 ay, 6 aylık kiramızı verdik. İşsizlik maaşı geldi. Lay lay lom takılmadık. Aynen. Çünkü bu ayları da düşündük. Şu anda 2 ay oldu. Ev kiramızı, aynen, vermeye başladık. Evet. Aralık, Ocak. Bu ne oluyor? 6 aylık işsizlik maaşını artırdığımız, işte bal satışından gelen, portakal satışından gelen lerle. Yani dengeliyoruz, dengeliyoruz planlı bir şekilde, gidiyoruz. Planlı gidiyoruz. Evet, o yönden yani neyle geçiniyorsunuz sıkça sorulan sorunun cevabı bizim için şimdilik bu. İleride bakalım nasıl bir yol ilerleyecek. Şimdi bundan sonra başlıyor aslında. Evet, bundan sonra tam olarak hani burada yapacağımız işlerden bir gelir elde edeceğiz. Şöyle bir şey diyeyim, mesela neler başardık?
Zeytinimizi kendimiz yapıyoruz. Evet. O bizim aynen. için çok güzel bir şey. Hani sürekli marketten ya da işte ne bileyim herhangi bir yerden satın aldığımız zeytini tüketmek mecburen öyleydi. Tüketiyorduk zaten. Aynen. Yani orada tüketiyorduk. Evet. Böyle bir şansımız yoktu orada zeytin. Ama yani ham zeytin ben hiç satılmıyordu pazarlarda falan. Yani. Ama şimdi burada hani her şeyin o hali yani ham hali satılıyor ve sen alıp istediğin gibi bunu yapabiliyorsun. Biz burada zeytin yapmayı öğrendik. Yeşil zeytinimizi de yaptık. Siyah zeytinimizi de yaptık. Lezzetliler. Evet hani şu an tüketiyoruz ve gerçekten kendi yaptığın şeyin tadı ayrı oluyormuş. Hani onu tüketirken daha bir severek yiyorsun. İşte peynirimizi de kendimiz yapmaya başlayabiliriz. Buzağı büyümüş. Büyük aynen, ihtimal gene sorarız eğer sütten evet. kesildiyse. Bir süredir süt alamıyorduk. Evet. Buzağı yapmıştı inek. Komşumuzun ineği. Aynen. Şimdi artık o da kesildiği için yani ondan yine başlayacağız. Şöyle diyebiliriz. Yani kendimizin yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıp yani dışa yönelik biraz aynen, masraflarımızı kısmaya çalışıyoruz. Aynen. Zaten hani buraya geliş amacımız hani kendi gıdamızı kendimiz üretmekti. Ya maksimum düzeyde olmasa bile aynen. en azından kısmi olarak böyle kısıtlı bir şekilde evet, bunu yapmayı başarıyoruz. Evet evet. Hani yani daha da başaracağız zaten yolun aynen. daha neresindeyiz böyle. Daha yani, çok başındayız. Aynen daha bir basamak bile atlamadık aynen. diyebilirim. Sonra ne yaptık? Yazın buraya geldiğimizde fideler ekmiştik. Getirdiğimiz zaten biber fidelerini ektik. Yaz boyunca biber yedik. Tohumluk evet. da ayırdık. Patlıcan denedik oldu. Güzel patlıcanlarımız oldu. Patlıcanlar yedik. Mısırlarımız çıktı. Ayçiçeklerimiz çıktı. Bunlardan tohumluk ayırdık. Kapya biber ayırdık. Taze fasulye yedik. Karpuzlar biraz küçük oldu. Çok sık ekmişik ama karpuz yedik. Aynen. Bazı olanlarını da alma yedi bazılarını. Kavun denedik. Evet. Yiyemedik almadan dolayı aynen. ama. Onları alma yedi. Yani tohumluk ayırdık. Başka neler yaptık yazlık olarak? Şimdilik bu kadar galiba yazlık şeyimiz. Aynen. Kışlık denedik. Nasıl denedik? Tohum olarak attığımız şeyler oldu. Mesela turplar evet. oldu. Çıkıyorlar. Bakalım aynen. nasıl büyüyecekler. Ama hani burada şeymiş biz seraya biraz karşıydık ama serayı hep şey olarak düşünüyorduk biz. Hani ilaçlı şekilde yapılan bir üretim falan diye düşünüyorduk. Aslında yağmurdan ve ısıdan aynen koruyormuş aslında ama. Evet hani sadece yine doğal üretip üstünü kapatmak amaçlı kullandığımızda burada hani burada aslında o şekilde yapabiliriz kışıkları. Ya sadece üzerini kapatıp yağmurdan korursak gene yetecek. Çünkü aşırı aynen. bir yağmur yağıyor burada yani fide geç kaldık gerçi onlar ekmeye de. Yağmurdan ama yıpranıyorlar, yatıyorlar, canım, ediyorlar. Yatıyorlar, aynen. su birikiyor evet. aşırı. Çünkü bayağı bir yağmur yağıyor burada. Yani bu sene kışlıklarda tamam marulumuz var şu anda yiyoruz. Patates büyüyor. Pırasamız soğanı var. Falan saymıyor. Onlar zaten çıkıyor. Aynen. Pırasalar var. Havuçlar, patatesler çıkıyor söylediğim gibi. Havuçlar falan bakalım, böyle bakalım nasıl olacak. Aynen. Çünkü onları da seyreltemedik. Sebze yatağı yaptık bir adet. İkincisini de toprağını falan dolduracaktık ama aşırı yağmurlardan dolayı toprak eleyemedik. Üstünü de kapatmadık bu sene. Dedik ki bir dahaki sene artık. Çünkü şu andaki planlarımız var. Nasıl bir planımız var? Pazarda fide satacağız demiştik. Şu anda onun girişim hazırlık var. Aşamalarındayız. O biraz bayağı bizi vaktimizi alacak. Zaten dışarıda herhangi bir yer yapmadık. Büyük ihtimal evin içinde üst kat uygun. Müsait uygun hı-hı. sıcaklığı hı-hı. orada yetiştirip pazarda satmayı düşünüyoruz. Sonra da bir anda aklımıza şöyle geldi. İşte buraya gelen misafirlerimiz olsun. İşte internet üzerinden olsun. İşte yumurtanız var mı? İşte yumurta satışı da yapmayı düşünür müsünüz? Olursa alırız. Gibi sohbetler döndü diyelim. 6 ay oldu biz buraya geleli. Geldiğimiz gibi tavukları almıştık. Yani çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık tavuk açısından. Hani 7 tavuğumuza gayet sağlıklı bir şekilde bakıyoruz. Evet bakıyorlar. Yani yumurta yemi vermiyoruz zaten. Evet. Gene günlük 1-2 boş, 3 boş, 2 gün boş falan böyle. Biraz yumurta alıyoruz. Dedik ki biz çitlerimizi yükseltelim. İşte kümes tadilatını yapalım. Gene bir 20-25'e yakın bir tavuk yapalım. Bir bakalım duruma göre. Zaten bu tadilat videoları da gelecek aşamalar. O şekilde bir düşüncemiz var.
zaten zorda kaldığımız zamanlar değil de ev temizliklerine de gittiğimiz oldu, ev bahçe temizlikleri. Bu da bizim için bir tecrübe oldu, Deneyim, böyle aynen. ekstra bir durum oldu bizim için. Bunu da yapabiliriz yani Evet. ekstra olarak. Yani 6 ayımız böyle Yani geçti 6 herhalde. ayımız böyle geçti. Evet, Aslında hani bu bir 6 aydan sonraki aşama önemli. aşama önemli bizim için. Evet. Yani şimdiden sonrasında yaşayıp göreceğiz. Çünkü hani artık biz burada yani gel geç bir yaşam tarzı değil bizimki. Biz burada kalıcı olmak istiyoruz. Hani hatta şimdi hani ki buraya gelirken bizim işte diyorduk hani kirada da otursak sürekli sıkıntı olmaz. Ama hani buraya gelip burada yaşayınca hani bir bahçe yaparken ya da ne bileyim işte bir tavuğunu çoğaltırken ya da işte ne bileyim bir şey yaparken bile hani kendi yerim olsa işte şunu da yapardım falan diyor insan. Evet. Hani artık bundan sonraki planlarımız hani daha çok çalışıp belki kendi yerimizi Evimize almaya sahip yönelik olmak. olacak. Şeyden bahsetmedik ya, mesela sivrisinek karasinek olayından. Aynen ya, onu bak Evet. ekstradan geçtik. Yani burada yaşadığımız en büyük sıkıntı diyebiliriz herhalde Evet. onun için. Ya hani yaz aylarında daha çok tabii de bu yani kış ayında bile hala var. Hala var. Karasinek, sivrisinek onlar bitmedi yani burada. Ben yani bir de ısırdım mı hani böyle Baya bayağı morartarak, sesleri yok böyle. Sessiz sessiz girip ısırdıktan kızartarak. sonra anlıyorsun falan böyle. Aynen hani şey de denedik, doğal yöntemleri de denedik her Hiçbir türlü. şey fayda etmedi. Aynen hani fayda etmiyor onlara. Şu an bir sorunumuz var. Fare sorunu. Evet yani her akşam bizi uykusuz bırakan bir faremiz var bu aralar. Çatımızda yaşıyor kendisi ya da ailesi olarak çünkü o Küçük kadar. bir şey de değil ya. Küçük böyle tarla farelerini falan görüyorum da bu baya büyük Evet. bir Yani fare. gece bizi uykumuzdan uyandırıyor ve uyuyamıyoruz bir süre. Aslında ilk önce şu dış saçaklardaydı. Büyük ihtimal kazıya kazıya içeri girdi. Evet. Şu anda tavanın içinde de kazı çalışmaları geceleri devam ediyor. Hani duyuyoruz yani Yani direkt şöyle hadi, bir hatır hatır evet, yapışını demek ki duyuyoruz strafor yani. falan baya bir şeyler kazıyor. Ki üst zemin zaten plastik bir ondalin. Yani eğer müdahale etmezsek içeri girecek. Umarım girmez. Umarım girmez ama şu anda dedik ki hadi bir şey yapmayalım yapmayalım, ama büyük ihtimal yakalama yoluna gideceğiz. Çünkü bayağı bir büyük. Yani kedi gibi sesleri Hani geliyor tavanda evet yürürken. doğada kendi halinde bırakalım diyorduk da artık bizim yaşam alanımıza müdahale etmeye başladı. O yüzden biraz Müdahale önlemimizi edeceğiz yani, bir alacağız. önlemimizi alacağız. Öyle. Yani son olarak böyle toparlamak gerekirse ben şey de demek istiyorum ya, mesela bundan önceki videolarda işte olsun, bunlar tatile gelmiş, 6 ay sonra giderler, Evet. işte yapamazlar diyen arkadaşlara selam olsun, 7. aydayız. Gitmeyi düşünmüyoruz, Evet, daha çok kalmak buradayız. için planlar Evet, daha çok yapıyoruz. kalmak için planlar yapıyoruz. Bu planları sizinle de paylaşacağız videolarla. Umarım başaracağız. Ya da başaramayacağımız zamanlar da olacaktır. Büyük Olabilir ihtimal hani aynen. evet. Her şeyi başaracağız diye bir mevzu da Aynen. yok, ama Evet. tek tip bir plan üzerinden yürümüyoruz olaya. Bir iki iş, üç beş iş diyelim. Aynen. Hangisi tutarsa belki hepsi tutacak, devam edeceğiz yetişebildiğimiz kadar. Çünkü her şeyi iki kişi yapıyoruz. Evet. Tatlım yani. Bakalım, Yani hadi kısmet evet. diyelim. Aynen En hani. azından mutluyuz, huzurluyuz, stres yok, sıkıntı yok. Düşünmüyoruz yani. Çok kafaya takmıyoruz. Evet. Şunu nasıl yapalım? Yapalım, başarırız. Yani birbirimize daha çok motivete Evet, motive vererek. olarak destek oluyoruz bu konuda. O zaman yani 6 aylık sürecimizi değerlendirecek olursak bizim için güzel geçti. Evet, güzel geçti. Yani buraya alışma sürecimiz kolay oldu. Yani toprakla buluşmak bizim için çok güzel oldu. Doğayla, ağaçlarla buluşmak, kuş Aynen hani cıvıltılarıyla yeni yeni buluşmak. şeyler öğrenmek bizim için o da çok O da güzel çok oldu. güzel oldu. Olumsuz bir yönü olmadı bu 6 aylık süreçte bize. İlerisinde yaşayıp göreceğiz artık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Klişe sözü söyleyecek misin? Sen söyle. Ya ben söylemek istemiyorum. Tamam o zaman ben söylüyorum. Bayanlar öncelik falan. Tamam. Videomuzu beğendiyseniz
Beğen butonuna basar ne olmadı. Beğen butonuna basıp kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Evet, tamam, böyle ben tekrar söyleyeyim mi? Yok, sıkıntı yok, kesmem zaten. Evet, yani bu bayağı böyle şey bir video oldu. Yani hiç böyle kesmeli, bölmeli, düzgün, işte her şey böyle rayında olsun dediğimiz bir video olmadı. Böyle daha doğal, spontane bir video aynen, oldu. Aynen, böyle video olsun. Yani sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram üzerinden de zaten ulaşabilirsiniz. Aynen. Telefondan da ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok yani, aynen. Aynen. Ama abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü tamam, videoların devamı gelecek artık. Dedik videolara yoğunlaşalım. Aslında çok iş yapıyoruz ama böyle video çekme fırsatımız olmuyor ya da unutuyoruz. Evet. Onun için kalalım artık. Alışacağız artık. Evet, alışacağız ve diyeceğiz ki yani çekeceğiz yani aynen, videoları. En azından buradaki yaşantımız olsun. Evet, hem bize de bir hatıra, yani anı olarak bize de bir hatıra kalacak, olur, anı olarak kalır. Şimdilik öyle, bu kadar diyelim. Evet. Aynen. O zaman görüşmek üzere. Kendinize aynen, iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.